Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak birlikte geçireceğimiz dakikaları rızasına muvafık kılsın inşallah. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Gümüşhaneli Ahmet Ziyad'ın Hazretleri tarafından hazırlanan Levamil Okul adlı eserinden Efendimizin nurlu sözlerini size sırasıyla aktarmaya devam ediyorum. Selasün minel iman. Üç şey imandandır. Üç şey imandandır. Yani kim bu üç şeyi kendinde bulundurursa imanı tamamlamış olur. Öyle diyor. Hazret öyle diyor. Men cema'hunne fakat cema'al iman. Şimdi sayacağımız bu üç şey kimde varsa huy haline gelmiş. Yani bir defa işlemiş değil. Bu üç şeyi yapma kendinde huy haline gelmişse imanı kamildir. Tamamlamıştır. Evet. Efendimiz öyle söylüyor. Nedir onlar? Evet, nedir onlar? Bir, el-infâku minel-iktâr. Evet. Kendisi darlıkta. Öyle ahım şahım değil. Ama buna rağmen kendinden daha kötü, daha doğru durumda olanlar görünce kendini feda ediyor. Al diyor, senin olsun diyor. Bunun örnekleri çok var. Uhud Harbi'nde bir sahabi şehit olacak, yaralanmış, susamış, tam suyu içecek, çantasındaki suyu. Ah yandım demiş, böyle hemen koşmuş ona. Ona tam verecek, bir başkası ah yandım demiş, koşmuş, altı kişiye gitmiş. Sonuncuya varınca kadar sonuncu şehit olmuş. Ötekine gelmiş, o şehit olmuş. Dönmüş gelmiş kendine. Yani böyle kendisi ihtiyaç içinde olmasına rağmen kendini fedakarlık yapıyor. Başka mümini, başka insanı tercih ediyor. Bu onda huy. Dikkat edin. Huy olacak. Darlıkta infak edecek, verecek. Ya ben zaten kendime zor yetiyor. Tamam. Şeriatın emri böyle. Önce kendine, çocuklarına bakacaksın falan ama bir de bunun kemal sıfatı var. Ha böyle olduğu halde başkasından kendinden daha zor al kardeşim diyor. Feda ediyor kendini. Bu onda huy haline gelmişse bir, evet böyle adamın imanı tamdır. Neden bunu yapar? İhtiyaç içinde kendisinin ihtiyacı var. Allah'a imanının kuvvetinden bunu yapar. Cenab-ı Hak Razzak-ı Alem'dir. Gene bana verir. Peygamber'e olan yakınlığından, sevgisinden, Allah'a olan tevekkülünden, bundan dolayı bunu yapar. Evet, rızkı veren Allah'tır. Yaradan Allah insanı aç bırakır mı? Evet, bunu söyleriz de bu insanda dörtlük şekilde huy haline gelmiş olacak. Aha, bu duygusundan dolayı bunu yapar. Evet, Peygamberimiz ne demiş? Vallahi sadaka malı eksiltmez. Peygamber yalan söyler mi ya? Ve mâ yantıku anil hevâ in huve illâ vahyun yuhâ. Ne söylerse Cenab-ı Hakk'a dayanır. Hiç palavra sıkmaz o. Hepsi doğrudur. Kur'an ayeti bu. Ne diyor? Vallahi sadaka malı eksiltmez. Bunu söylüyoruz, okuyoruz, dinledik. İşte hocam veriyorum ya 100 bin lira, 20 bin lira versen eksildi. Peygamber böyle söylüyor. Evet, bu peygambere olan bağlılığın, Allah'a olan tevekkülün tam olmuşundan dolayı fedakarlık etmesi. Allah bana gene verir. Peygamber de böyle söylediğine göre %100 doğrudur. Bunu işte sahabiler tam yapıyordu. Adları sahabi oldu. Allah Kur'an'da övdü. O sahabilerin yaptıklarını aynen yapanlar da Hacı Bayram Veli oldu. O da senin gibi, benim gibi bir adamdı. Ama işte bunları tam yapınca, onda bu huy hali gelince Hacı Bayram Veli oldu. Yunus Emre oldu, Mevlana oldu. Evet, bu huy haline gelecek onda. Şimdi bu çok önemli efendim. Hayber'e Peygamberimiz sefere çıkmış. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde Medine'de 3 tane Yahudi kabilesi var.
Ve de en zengini Yahudi, Medine'nin en güzel yerlerinde oturan onlar, en zenginleri onlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya vardıktan sonra anlaşma yapmış. Yeryüzünde ilk anayasayı yapan adam Muhammed Mustafa'dır. Evet. Yeryüzünde ilk anayasa. Şimdi var ya anayasa, Amerika Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Yeryüzünde ilk anayasayı yapan Muhammed Mustafa'dır. Oraya varınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, orada müşrik Araplar var, Yahudiler var, Müslümanlar var, Müslüman azlıkta oturmuş. Gelin demiş bakalım, gelin. Dirlik düzenlik içinde yaşarsanız orada kalınır. Yoksa can emniyeti, mal emniyeti olmaz. Nasıl kalacak orada? Zaten daha Kuba'dan gitmeden evvel adamlarını göndermiş. Orada emniyeti almış, tedbirleri almış. Ondan sonra gelmiş oraya. Geldikten sonra da gelin demiş buraya. Yahudilere biz asla aleyhinde olmayacağız. Yahudiler de bizim aleyhimizde olmayacak. Madde bir. Madde iki, işte Müslüman olmayanlar bizim aleyhimizde olmayacak. Biz de onlara bir şey demeyeceğiz. Madde iki. Kimsenin canına, malına, tecavüz namusuna tecavüz edilmeyecek. Falan falan. Yani şimdi anayasa nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde lazım olan meseleleri prensip halinde yazıyorsa madde madde yazmış. At imzayı demiş Yahudi'ye. Yahudi atmış. Ötekiler de atmış. Evet, yazılı anayasa yapmış. Buna uyacağız. Ondan sonra Peygamberimiz Efendimizin arkasında Allah var. Allah arkasında olan adam yalnız kalır mı? Gün geçtikçe birer ikişer çoğalmaya başlamış. Yahudiler başlamış kıskanmaya. Zaten kıskanıyorlar. Çünkü bütün peygamberler hep Yahudilerden çıkıyor, Beni İsrail'den. Peygamberimiz Beni İsrail'den değil. Ondan dolayı zaten bir şeyleri var. Neden bizden gelmedi diye. İçlerinde Efendimiz gittikçe büyüyünce başlamışlar kıskançlığa. Çok Peygamberimizin aleyhine içinde böyle şeyler, planlar kuruyorlar. Neyse Peygamberimiz Allah anlaşmaya uyuyor. İşte biliyorsunuz Bedir Savaşı oluyor, Uhud Savaşı oluyor, Hendek Savaşı oluyor. Hendek Savaşı Hicret'in 5. yılında. Peygamberimiz gittikçe büyüyünce Mekkeli müşrikler diyor ki ya bu adam orada yok olacak diye düşündük ama günden güne büyüyor. Çöldeki kabilelerden de Müslüman olanlar oluyor. Gittikçe büyüyor. Bunun en kestirmesi, bunun başını ezelim, yok edelim. Meseleyi halledelim. Bu maksatla bütün müşrik kabileleri kışkırtıyorlar. Büyük bir orduyla Medine-i Münevvere geliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle büyük bir orduyla, o da adamı yok zaten. O kadar adamı yok. Ne yapıyor? Peygamberimiz Efendimiz Medine-i Münevver'in etrafına hendek kazıyor. Hendeyi parayla kazarlar. Öyle değil. İmece var ya şimdi Anadolu'da, o İslami'dir, dinidir. İmece usulü eskiden, şimdi devlet zengin, devlet yapıyor. Eskiden vatandaşı yaptırıyorlardı. Yolları da vatandaşlar yaptı bir zaman biliyorsunuz. Sen 12 metre yapacaksın, sen 12 metre yapacaksın. Köylüleri yaptırdılar. İmece usulü. İşte şu kadar metre sen bizzat kendisi de kazma sallamış Peygamberimiz. O hendekler kazın. Böylece sadece bir taraf var. Medine'nin hurmalık tarafı. Oradan koca ordu gelemez. Gelmesi için ağaçlardan dolayı parçalanması lazım. Parçalanınca da zaten hallederim. Topluca gelecek yerlere hendek kazdırmış. Bir insanın kolayca atlayamayacağı bir derinlikte, genişlikte. Herkese şu kadar kazacaksın demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem para yok. O sene kıtlık. Zaten müşrikler de kıtlık olduğu seneyi seçmişler. Tam zamanı demişler. Onlar zaten şeysi yok, parası yok, pulu yok. Bir de yiyecek ekmekleri olmayınca açlıktan bunları tam kıstıralım. O maksatla gelmişler zaten. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah, arkasında Allah var. Onu yalnız bırakır mı? Ama bu söylemek kolay da yapmak zor. Yapmak zor. Evet. Şimdi onları söyleyeceğim size. Yani ihtiyaç halindeyken vere vermek, Allah'a tevekkül etmek, Allah'a, Resulullah'a inanmak dediği tamamdır.
Yani görünen köy böyle olsa da hayır, peygamber söyledi, %100 doğrudur deyivermek. Böyle canını bile ortaya koymak. Bu çok önemli madde. Biz bunu yapamıyoruz. Onun için de böyle işte sürünüyoruz. Elhamdülillah gene imanımızı Allah bizden ayırmasın, imanlı yaşasın, imanlı göçürsün de hani bu adam gibi olmak istiyorsan mesele bu. Huy, karakter olacak bunlar. Neyse, şimdi bir hafta hiçbir şey yok. Olan şeyler de tükenmiş. Peygamberimize şikayet etmiş adam. Taş bağlamış karnına açlıktan. Ya Resulallah demiş. Efendimiz göstermemiş. O iki taş bağlamış. Utandım diyor. Evet. Utandım diyor söylemeye. Onda iki taş var. O zaten eskiden de yemiyor. Evet. Böyle aç kalmışlar. Ondan sonra bir tane sahabi Cabir bin Abdullah. O hendeklerin arkasında tepe var. Tepenin arkasında Medine var. Hemen usulce, gizlice oradan yerinden ayrılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakmış. Göbeği beline yapışmış açlıktan. Evet. Canı kıyılmış. Kendi de aç. O tepeyi açmış gizlice. Eve gelmiş. Bir keçi bırakmışmış. Ben ölürsem çocuklar keçinin sütünle geçinsinler falan diye. Onu kesmiş. İki kişilik et almış. Biraz işte pilav bina bir şey yapacak. Bir şeyler almış. Size bu demiş yeter. Ben gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizlice gelmiş kulağına. Ya Resulallah demiş, iki kişilik şey getirdim. Çok demiş, açsınız. Hemen onu duyur duyurmaz peygamberin. Ey ashabım, durun, durun. Çalışmayı durdurun. Cabir bin Abdullah size ziyafet çekecek. Böyle sesi bağırmış. Diyor ki keşke yaratılmasaydım. Yer yarılsaydı gitseydim. İki kişilik yemek var yav diyor. 3000 kişi var çalışan. Aç. İki kişilik yemek. Böyle dedikken sen demiş sür. Git demiş tencereye koy bunu. Eti, şeyini, malzemeyi pişir. Ama tencereyi şeyden indirmeden ateşin üstünden bana haber ver. Tamam ya Resulullah demiş. Ama durmadan iki kişilik yemek nasıl 3000 kişi yetecek? Cabir bin Abdullah'ın ziyafeti var diyor bir de. Onu söylüyor. Gelmiş. Ondan sonra tamam efendim demiş. Gitmiş. Bismillah demiş. Sen tükürme lan. Senin tükrün pis. Bu Muhammed Mustafa'nın tükrüğü. Evet. Tük demiş tencereye. Helumu, taalu, haydi, koşun. Sıraya girmiş millet aç. Hiçbir yok karınlarında. İsteyen istediği kadar almış kabına. 3000 kişi. Demiş ki, ziyafet sahibi en son yer. Hadimul kavmi ahiruhum. Bizde de, Anadolu'da hep bizim adetlerimiz sünnete uygundur elhamdülillah. Bunun sünnet olduğu bilinmez ama misafir gel, buyurun buyurun buyurun. Siz buyurun buyurun buyurun. Bazen dediler biz her zaman yeriz. O bulamıyorum sanki her zaman. Böyle söylerler. Kenarda dururlar. Öyle diyor. Ziyafet sahibi en son yer. Hizmet eden en son yer. Tamam mı? Sen acele etme. Vallahi diyor Cabir bin Abdullah. 3000 kişi aldı diyor. Tencere bir parmak eksilmedi diyor. Vallahi gördüm diyor. Gözümle diyor. Haydi demiş. Sen de al. Ondan sonra kendisi de evet böyle mucize var. Böylece mucize var. Şimdi o zaman Müslümanlar darlık içinde. Şimdi ben şeyi söyleyeceğim. Sahabilerin, peygamberin sözüne nasıl inandıklarını onu söyleyeceğim. O meseleyle bu meseleyi açmış oldum. Yahudiler hemen anayasa var. Madde imzalamışlar. Yazılı metin. Biz Müslümanların aleyhinde olmayacağız. Onlar da bizim aleyhimizde olmayacak. Düşmana yardım etmeyeceğiz. Anayasa var. Fakat Müslümanların acı olduğunu biliyorlar. Bir şey yemediğini. Haber göndermişler hemen müşriklere. Ebu Sufyan o zaman daha henüz inanmamış ordu kumandanı. Haber göndermişler. Siz dışarıdan, biz içeriden. Yok edelim şu Muhammed'i. Yahudi bu.
imza verdiği halde yok edelim şu, bir kurtulalım şundan. Evet, yani anlaşmayı ihanet etmişler, bozmuşlar. Bozmuşlar. Peygamberimiz bunu haber almış, istihbarat teşkilatı var. Bunu siyasi davranmış, adamlar göndermiş, işte onlarla konuşma teklifi etmiş, şöyle edelim, böyle edelim, zaman kazanıyor. Çünkü millet aç, ayakta duracak hali yok, bir şey yok. Onun için Yahudilerle birleşirlerse içeriden, kadınlar da içeride, her türlü kötülüğü yapabilirler. Siyasi davranmış, oyalamış onu, şimdi geleceğim, yarın geleceğim, böyle oyalamış. Evet. Ama ihanet ettikleri anlaşılmış. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi o Hendek hacca gidenler bilirler. Hendek, beş mescitler denir oraya. O tarihi şeyleri bozdular maalesef, oraya kocaman bir cami yaptılar. Ellemeseler çok iyiydi. Orada tepenin başında Peygamberimizin şey çadırını kurduğu yer var, tepenin başında. Diğer Hazreti Ömer'in, Ebu Bekir'in, Hazreti Ali'nin, Osman'ın şeyleri var. Onlar da ordu kumandanı, her birine görevli. Onların filan var. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme açlıktan herkes kalkamıyor. Huzeyfe diyor. Huzeyfe Peygamberimizin ayağının dibinde. Cevap vermiyor. Huzeyfe diyor Peygamberimiz. Askerin 3000 kişi var. Orasından gelsin diye. Ona görev verecek. Peygamberimizin en itimat ettiği kimselerden birisidir Huzeyfe. Bağırıyor. Bir bakıyor dibinde oturup durur. Sen niye cevap vermem diyor. Vallahi ya Resulallah. Gelelden beri bir lokma yemedim. Ayağa kalkamıyorum diyor. Sen bana görev vereceğini anladım. Ayağa kalkamıyorum. Nasıl görev yapacağım? Onun için yok desinler de kurtulayım diye. Kalk demiş. Demiş ona bir. Sanki diyor delikanlı gibi diyor güçlendim diyor. O soluk nasılsa Allah Resulü bize üflese öyle bir adam olsak biz vay ya. Diyor böylece kalmadım canlandım. Demiş git. Onların ne kadar askeri var, ne kadar yiyeceği var, ne kadar silahı var. Ne düşünüyorlar hepsini öğrendi geldi. Giderken yahu demiş ben bunları ancak ordu kumandanından öğrenebilirim. Sıradan bir askerden öğrenemem. Dönmüş gelmiş. Ya Resulallah sen bana çok önemli görev verdin. Bu görev yapabilmek için ordu kumandanına varmam lazım. Ona varmam için de ya Resulallah senin aleyhine konuşmam lazım. Yoksa ben sokarlar mı oraya? Her şeyi tamam demiş. Serbest ama demiş elini kılıca sokma demiş. Hançere sokma. Hançere davranma demiş. Hadi git güle güle. Gitmiş. Saklanıyor güya. Hemen ötekilerin şeyleri yakalamışlar. Sormayın yahu demiş. Bir adamın peşine takıldık. Çocuklar aç. Hanım aç. Ben aç. Rezalet. Diz boyu. Nereden demiş ya bu adamı git peşine takıldık. Hah demişler sen zaten akıllı adamdın ya nasıl Müslüman olduğunu akıl erdiremiyorduk. Gel bakalım kardeş demişler sarmışmışlar. Bu lafları duyunca doğru Ebu Süfyan'ın oturduğu çadıra götürmüşler. Tam o da konuşuyor. Müslümanların hiç yiyeceği yok, hiç öylesi yok, böyle yok. Tam böyle konuşurken kumandanlarına konuşuyor. Tam onun arkasına oturtturmuş o adam yakaladığını. O böyle konuşuyor, haberi yok onun geldiğinden. Konuşurken aç kalacaklar, ben de Muhammed'in kafasını koparacağım deyince hemen kılıcını, hançerini öldürecek, gebertecek Ebu Süfyan'ı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bir daha duymuş. Hançere el uzatmak hariç, her şeyi yap. Hemen çekilmiş, hançeri uzasaydı o kadar adam onu paramparça ederlerdi. Dinlemiş. Ondan sonra demiş, getirin şarapları. Çünkü aç Müslümanlar aç, yiyeceği yok, silahı yok. Açlıktan ölecekler. Zaferimizi kutlayalım Ebu Süfyan. Evet. Şarapları içmişler. Sızmışlar. O da, onlar sızınca o içmiyor. Müslüman içer mi lan? O ayık. Onlar sızınca, usulca
gelmiş peygamberimize, şu kadar yiyecekler var, şu kadar develer var, şu kadar atları, neyse tam orada aldığı bilgileri evet öğrenmiş. Ondan sonra ya Rabbi demiş, kendinde bir şey yok, hiçbir şey yok, aç, susuz. Ya Rabbi demiş, yani elimizden geleni yaptık işte, bize düşeni yaptık. Bakın çok önemli, bize düşeni yaptık. Bize düşeni yapmadan dua etmek yok, anlıyor musunuz? Hendek kazdı, aç susuz orada nöbet bekliyor. Bak ayağa kalkamayacak kadar aç. Evvela ona düşeni yaptı, bize düşeni yaptık ya Rabbi. Sen bilirsin, yardım et bize. Fatih de öyle. Hep kazananlar öyle. Efendimizin sünnetine uyuyor. Biz yok hiç fedakarlık etmeden Allah'ım ver bize, ver bize, ver bize. Tamam Allah verir de bir o sana düşeni yap bakalım arkadaş. Bunlar, bu esas meseleleri biz maalesef görmezden geliyoruz. Dua etmiş derken bir fırtına kopmuş arkadaş. Bir fırtına kopmuş. Muazzam onların yemek kazanlarını devirmiş, yuvarlamış. Onlar tangur tungur giderken develer ipini koparmış, atlar ipini koparmış. Millet kıyamet kopuyor zannediyor. Bir rüzgar o kadar şiddetli. Kıyamet kopuyor. Hemen Ebu Süfyan kaçmaya çalışmış. Adam demiş ki, nereye gidiyorsun ya demiş. Sen kumandansın. En son kumandan terk eder gemiyi. Dur bakalım. Öylece o bile kaçıyor yani. Kıyamet kopuyor zannediyor. Gavurlar topladığı gibi gelsin geri gelmişler. Efendimiz de buyurmuş ki, bundan sonra iş bize düştü. Artık müşriklerin gücü kalmadı. Evet, ondan sonra Mekke'nin fethi var. Hicretin 6. yılında. 5. yılında bu olmuş. Ama gelmiş eve şimdi onu arz etmek istiyorum. Esas geleceğim nokta Hayber'de. Gelmiş evine yorgun, o da aç. İki taş bağlamış dedim ya, çıkarmış elbiselerini, istirahat edecek, uyku muyku yok, ne zamandır? Cebrail Aleyhisselam kapıda dikelmiş, demiş ne oluyor? Ne olacak demiş, savaş bitti, bitmedi demiş, bitmedi. Yahudiler seninle anlaşmasını bozmadı mı? Seni arkadan vuracağız demediler mi? Dediler, bitmedi. Onları demiş, gereğini yapacaksın. Evet, bir daha tellal bağırtmış. Evet, Sa'd bin Muaz'ın vücudu delik deşik, göndermiş içeriye, savaşamayacak durumda. Yine yapabilirsiniz. Hatta Peygamberimiz kalenin dibinde otururken muazzam bir kocaman taş atmışlar. Peygamberimizi ezip öldürecekler. Yahudi bu. Ama vallahu yasımüke minen nas. Kur'an'da ayet. Allah seni insanlara karşı koruyacak Habibim. Ayet var. Peygamberimize ilmemiş o taş. Yanındaki sahabi bu şey etmiş böyle. Bir yazık. Çok ezmiş. Şehit olmuş. Evet, ondan sonra bakmışlar ki Müslümanların yiyeceği yok. Yahudiler zengin, gülüyorlarmış. Açlıktan öleceksiniz. Harp. ...50 lira, ötekiler var 10 lira, 5 lira. O bahçeler de onların. Ağaçları kesin demiş Peygamberimiz. Halbuki ot kesmeye karşı Peygamberimiz. Harbi kazanacak başka yolu yok. Yahudinin zayıf tarafı da bu. Böyle bir 200 ağız kesince durun durun demişler. Durun anlaşalım durun. Malı gidiyor, canı gidiyor Yahudinin. Durun durun anlaşalım. Olur demiş. Sizden bir hakem olsun, bizden bir hakem olsun. Tamam demiş Peygamberimiz. Elde etmiş şeyini. Sizden hakem kim olsun? Sa'd bin Muaz. Evet. Yaralı. Ok bileğindeki atar damarı delmiş. İri bütün adammış. Fışkırıyor kan. Ne olacak? Kan kaybından ölecek. Başlamış ağlamaya. Ne halde yani lan demiş. Vallahi ya Resulallah ölümden korkmuyorum.
Ondan ağlamıyorsun. Ya niye ağlıyorsun? Dinlen. Önemli noktalar bunlar. Ya Resulallah, güçlüyüm, kuvvetliyim, gencim. Sağ olsaydım daha çok İslam'a hizmet ederdim, cihat ederdim. Ama öleceğim, bu kan öleceğim. Ha, İslam'a hizmet mi ediyorsun, istiyorsun demiş. Evet demiş. Bismillah demiş, koymuş parmağını. O fışkıran kan bir anda dinmiş. Ben de adam olsam, sen de adam olsan aynı şeyi yaparız. Evet arkadaş. Çünkü peygamber ümmeti değil miyiz biz? Onun yaptığını biz de yaparız. Ama biz basıyoruz, durmuyor değil mi? Allah bize peygamberin ahlakından nasipdar eylesin. Evet efendim. Benim dedem yaşadım. Ben dedemi görmedim, babamı da görmedim ama bu böyle bir olay. Muazzam alimmiş, evliya adammış. Seyyid Hacı Abdullah Efendi'nin talebesi dedem. Onun da oğlu, özel medresesi var dedemin. Herkese tatil ediyor yazın ama onun oğluna demiş, yok senin hocam oğlusun, yazın da okutacağım, kışın da okutacağım. Sana gitmek yok. Bir tane de arkadaşını alıkomuş. O zaman kerpiç evler var. Kerpiç evlerde ne olur? Toprakta kuyruklu olur değil mi? Akrep olur. Yaz günü. O adı Mehmet. Ben konuştum, ağzından duydum bu hikayeyi. Anlatıyorum size. Evet. Kuyruklu sokmuş akşam. Nasıl bağırıyor Mehmet? İri bütün, uzun boylu. Kolun sesi var böyle. Arkadaş diyorum, arkadaş makrep sokmaktan adam ölmez, sus. Buna bağırma. Yok yok, ben öleceğim. Bağırma arkadaş. Nasıl bağırıyor? Gitmiş dedeme, abdest alıyor, yatsıya hazırlanacak. Demiş hoca efendi, Mehmet demiş, akrep soktu, bağırıyor. Bu gürültü oradan mı? Evet, git geliyorum. Ağzından duydum adamın, 76 yaşında ziyaret etti. Evet, geldi diyor, oğlum diyor, deden diyor, Bismillah dedi. Peygamber de öyle demedi mi? Akan kanı durdurmadı mı? Bismillah dedi diyor. Akrebin soktuğu yeri, parmağını kodu. Vallahi billahi diyor, ağrımazık almadı diyor. Ağrıcık almadı diyor. Senin deden böyle adamdı. Sen de o dededen olabilirsin. Ben olamadım arkadaş, itiraf ediyorum. Ama o Muhammed Aleyhisselam'ın ahlaklansak aynı şey biz de olabiliriz. Yol açık. Kadir meydan. Evet, parmağını o da kesmiş. Bu hala devam ediyor. Evet efendim, neyse. Yahudilere işte o Sa'd bin Muaz hizmet mi edeceksin? Onu kestikten sonra evet, tedavi ettirmiş. Bizim demişler Sa'd bin Muaz şeyimiz, hakemimiz. Çünkü Sa'd bin Muaz da Medine'nin reisi, çok zengin. Yahudilerden kredi alırmış faizle. O sermayelerle en zengin adam olmuş. Eski sermayeleri hatırlar da bizi kayırır diye onu hakem seçmişler. O da ne dedi? İslam'a hizmet edeceğim dedi. Dikkat! 40 sene para almış Yahudilerden, sermayeden zengin olmuş. Hizmet edecek İslam'a. Adamları mı kayıracak, imanını mı kayıracak? Ne kadar kritik nokta. Evet, getirmiş. Tamam, benim de şeyim o demiş. Benim de hakemim o. Sa'd demiş, ya Resulallah, ben kabul etmiyorum. Resulullah hakem demek, amir demek arkadaş. Peygamberin amiri olur mu lan? Akıllı adam. Hayır demiş, ben emrediyorum demiş. Sen de benim hakemimsin. Neyse, oturmuş, dinlemiş, gereği düşürüldü. Anayasa var ya, anayasa ilan ettiklerinden dolayı eli silah tutanlarının kellesinin uçurulmasına, kadınların, çocukların Hayber'e sürülmesine karar vermiş, iş bitmiş. Bir de orada beklemiş. Kelle uçulurken hakim bekler. Niye bekler? Birisini havale etse, Yahudi'den canı yanmışsa ona kızgınlığından fazla ceza verir diye beklemiş. Son Yahudi'nin kafasını uçurduktan sonra kan yine fışkırmış. Hizmet etti, bitti. İmtihanı kazandı. Sabah gecede vefat etmiş. Evet, bir şey daha söylemek istiyorum. Sa'd bin Muaz, inşallah hepiniz gidersiniz. İnşallah derim. İnşallah. Ulan Medine'ye gitmek kötü mü be? Böyle dinliyor ya. Hay Allah, size iyiliğinizi versin be.
Orada yatıyor Sa'd bin Muaz. Evet. İri bütün adam. Gece yarısı vefat etmiş. Efendimiz gitmiş, kapıda durmuş. Çok önemli. Bunları kazımamız lazım kafamıza. Bir aya odanın içinde, bir aya dışında. Taziye gitmiş gece. Haber vermişler. Durmuş durmuş. Birkaç dakika sonra girmiş içeriye. Ya Resulallah demiş. Niye girmedin içeri? Demişler görenler. İçeri melek dolu. Sa'd bin Muaz öyle büyük adam ki içeri melek dolu. Başında Allah'a dua ediyorlar. Sa'da yardım et, Sa'da rahmet et, mağfiret et diye. Fark etmediler. Adım atacak yeri yoktu. Birkaç dakika sonra benim geldiğimi görünce bana yer verdiler. Büyüğe yer verilmez mi? Yer verdiler de öyle girdim. Şimdi Sa'd bin Muaz'ın nasıl adam olduğunu görün. Neyse, vefat etmiş. İri adam ya, kilolu adam. Ağır olmaz mı cenazesi? Sahabeler diyor, ya Resulallah. Parmağımızın ucunda uçtu sanki ya. O koca adam, kilolu adam. Hiç ağırlığı yoktu. Demiş, yiğitliği kendinizden bilmeyin. Sa'd'ın cenazesini 70 bin melek taşıdı. 70 bin melek, öyle mübarek bir adam Sa'd. İmtihan kazandı ya orada. İmanın dediğini yaptı, cezayı verdi. Demişler zaten, Tevrat'ın hükmü de budur, doğru karar verdin. Erkek adamsın demişler bir de, tasdik etmişler. Her neyse, şimdi efendim bir daha söyleyeyim. Sa'd bin Muaz'ı gördüklerinden çukur kazmışlar. Kabri çukur kazmışlar. Burada da gidiyor musunuz kabristana? Cenaze olduğu zaman arkana gidiyor musun kabristana? Evet, gidin görün. İstanbul'da durum feci. Kabri kazmışlar. Sa'd orada. Buyur ya Resulallah demiş. Bu Yahudi kabri demiş. Müslüman kabri böyle olmaz. Kaynaklara bakabilirsiniz. Evet. Din Kurulu Başkanı Asım Köksal Hoca'nın tarihine bakabilirsiniz. Oradan öğrenebilirsiniz. Bana inanmayın. Bakın oraya. Bu Yahudi kabri demiş. Müslüman kabrinin kıble tarafı oyulur. En dipte kıbleleri oyulur. Ona lahit derler. Oraya adam sağına yatırılır. Yüzü kıbleye getirilir. Ondan sonra arkası kerpiçle kapatılır. Ne kerpici hocam? Betonla kapatıyorlar şimdi. Oydurmuş. Müslüman kabrinin kıble tarafında lahit olur. Peygamberin sözü bu. İstanbul'da göremiyorum ben bunu. Cenaze hocalar da orada. Bu kitaba bakıyorum. Din Kurulu Başkanı'nın kitabına bakın. Fıkıh kitabına bakın. Müslüman kabri böyle kazılır. Evet, betonun içine kakıveriyorlar, gidiyorlar herifi. Ben onun için İstanbul'da cenazemin kalmasın diye vasiyet ettim. Köyüme götürün beni dedim. Köyümde elhamdülillah sözüm geçiyor. Bunu yaptırıyorum. Evet hem. Yapılıyor mu? Elhamdülillah. İstanbul'da ben göremedim arkadaş. Hocalar da kazık gibi duruyor orada. Adamı kakıveriyorlar gidiyor. Neyse. Bunu yaptıktan sonra dikkat edin. Ünlü bir şey söyleyeceğim şimdi. Bakın 70 bin melek taşımış. Büyük bir adam Sa'd bin Muaz. Peygamberimiz telkin ederken sapsarı olmuş. Sapsarı olmuş böyle. İnsan korkunca sararı değil mi? Korkmuş. Titremiş, sapsarı olmuş. Allah'ım Sa'da yardım et. Sa'da mağfiret eyle. Böyle titreyerek dua etmiş. Ondan sonra da gülmeye başlamış. Ya Resulallah affedersiniz. Edeb-i aykırı olsun affedin. İlkin sarardın, titredin. Sonra da güldün. Sa'd'ı kabir sıktı. Kabir sıkar adamı. Biz bunu hiç düşünmüyoruz. Sa'd gibi adamı kabir sıkarsa seni benim ne yapar kabir? Bunu düşünmüyoruz hiç. Arkadaş. Kabir sıktı. Allah'a yalvardım. Rahatladı. Unutmayın. Allah bizi o kabir sıkıntıdan muhafaza buyursun. Ayakta işemeyin. İşediğiniz yerde sicik üstümüze gelmesin. Kabir azabının bir sebebi o. Haberiniz olsun. Vesvesenin bir sebebi de odur. Dikkat edin.
Tabii hak hukuk yersen de kabir sıkmaz mı seni? Ha bu işte öyle. Bakın bu sahabiyi kabir sıktı diyor. Yalvardım Allah'a da kurtardım diyor. Ya bizi ne yapar kabir? Allah medet eyleye. İmanımız kemale erdire. Allah aman ya Rabbi. Her neyse Harbi Resulü'lükten sonra Hayber'de Yahudiler boş durur mu? Gene güçlenmiş. Çok suluk yer böyle mümit top arazi. Kale yapmışlar gene oraya. Gittim gördüm. Siz de gidip görebilirsiniz. Aynen duruyor. Oradan bütün Arap kabilelerini kışkırtıyorlar. Devamlı peygamberin aleyhine. İşte oraya karar vermiş ki o çıban başını şey diyeyim. Bu iş bitsin. Sahabeyle götürmüş oraya. Hayber uzak yer. Çölden gidiliyor. Orası suluk yer. Suluk olan yerde ne olur? Sivrisinek olur lan. Sivrisinek olur, sıtma olur değil mi? Çekilmişler kalelerine, İslam ordusu gelmiş. Gene zenginlik yok. Zenginlik yok. Herkes öyle yarı aç, yarı tok. Öyle cemseler, reola yok. Yaya çoğu. Eşek sırtında gidiyorlar, çölü geçiyorlar. Gidip gelip ben denedim kaç kilometre diye. Arabayla gitmeye canım sıkıldı ya. Bitmiyor ya çöl. Oraya yaya geçmiş sahabi. Yaya. Varmışlar orada gülüyorlarmış. Açlıktan gebereceksiniz. Biz kalede şeyler var. Kale duvarları da çok kalın ve demir kapılar var. Görseniz mümkün değil girmek. Peygamberin emrine çıkmak yok ama. Orada bir hafta kadar kalmışlar. Yiyecekleri bitmiş. Bir kebap kokusu duymuş peygamberimiz. Bu ne demiş? Ya Resulallah, geldiğimizden beri lokma girmedi midemize. Acımızdan ölelim mi? Bindiğimiz eşekleri kestik, etini kavurduk, yiyeceğiz. Dökün demiş. Eşek eti haramdır. Atı da yenmez. Aynı familyadan çatal tırnaklı olacak, geviş getiren hayvan olacak. Vahşi olmayacak. İslam'da öyle. Dökün hepsini demiş. Orada eşek etinin haram olduğunu, şimdi İstanbul'da millete sütünü de yediriyorlar, etini de yediriyorlar. Hem de bu adam namaz kılıyor arkadaş. Var sen hesap et gari. O kabiri düşün, ne yapacak o kabir ona? Bunlar önemli noktalar. Her neyse, moraller sıfır. Ama peygamber, herkesin sıfır moralleri hasta, sıtma. Demiş ki, şu kılıcı demiş, kime verirsem fethi onun sayesinde nasip olacak. Allah nasip edecek. Allah Allah, silah yok, yiyecek yok, bir şey yok. O kaleler nasıl yıkılır? Nasıl yıkılır? Kılıçla. Ama peygamber söyledi. İnanmamak yok. Sahabe bu demek, mümin bu demek. Tamam ama görünen şey de öyle değil. Kime verirsem onun sayesinde deyince sahabenin en ileri geleni kim? Ebu Bekir. Ebu Bekir Sıddık. Kalkmış ayağa. Böyle yapmış. Peygamber kafasını indirmiş. Ya ne demek bu? Sana vermeyeceğim demek. Arif adam inmiş aşağı oturmuş. Ondan sonra kim? Ömer. Ömerül Faruk. Aha burada var bak. Burada var. Elhamdülillah bu aziz millet. Ömer burada. Aziz millet bunlara inanır. Sen bunun aslını bilmiyorsun ama dedemiz iyi biliyordu. Bütün camilerimizde bu mübarekler vardır ismini. Biz çok severiz milletimiz onları. Evet, o kalkmış, peygamber kafayı yine indirmiş. Yani sana da vermeyeceğim. Ebu Bekir Ömer'i vermeyince kimse kalkmamış yerinden. Ali nerede demiş, Ali radıyallahu anh. Demiş ya Resulallah. Ali sıtma tutmuş, yatıyor. Ateşi içinde kıvranıyor. Gözleri bitik ateşten. Ali'yi getirin demiş. İki kişi koltuğuna girmiş, getirmişler. Bu Alevi hikayesi değil beyefendi. Ben ilim adamıyım. Böyle gerçek. İki kişi koltuğuna getirmişler karşısına. Ayakta zor duruyor. Ali demiş, al şu kılıcı. Demiş, ya Resulallah vallahi ayağımı görmüyorum. Gözüm kapalı. Nasıl savaşacağım? Demiş Efendimiz ona da. Evet, bir anda diyor, güçlendim. Gençlik, delikanlılık haline döndüm. Ver şu kılıcı demiş, hepsini kellesini uçuracağım.
Evet, Efendimiz gülmüş. Ali demiş, biz insanların kellesini uçurmaya gelmedik evladım. Biz insanlara insanlığını hatırlatmak, insan gibi yaşamalarını öğretmek için görevle geldik. Kelle uçurmak bizim hedefimiz değil. Onlara Müslüman olmalarını söyle. Müslüman olurlarsa kardeşimiz. Müslüman olmalarsa zorla Müslüman olmak şart değil. Bizim emrimize girecekler, haraç cize verecekler. Bunu teklif et. Onu da kabul etmezlerse, ah o zaman demiş kellesini uçur. Evet. Böyle Hazreti Ali bu görevi almış, gittim yerine keşfettim efendim. Hem kale duruyor, hem demir kapılar duruyor. Bomba mumba yok o zaman. Kılıç var, sadece ok var, kılıç var arkadaş. Onları düşünüp görmek lazım. Peygamber kim, Ali kim, sahabe kim? Bir de dışını hendek kazmışlar. Kaleye gelmeden evvel o hendeyi geçecekler, oklayacaklar Yahudiler. Zengin adamlar kaleden gülüyorlarmış. Neyse Hazreti Ali o soluk nefes onu bu hale getirmiş. Bir atlamada geçmiş öbür tarafa. Kapıya varmış. Açık değil. Ya Allah demiş, bir omuz vermiş, hard koca kapı gitmiş. Gidip görebilirsiniz. Hikaye anlatmıyorum. Halen duruyor. Bir omuzda koca demir kapıyı, o kadar kalın demir kapı. Ama o Allah demek başka. Senin Allah, benim Allah demem başka. Anladın mı? İşte o öyle Allah diyebilsek var ya. Bir kez Allah deyse aşk ile lisan ya bir diyebilsek bir anda günahlarımızdan kurtuluyoruz. Oynatıyoruz. Arkadaş, Denizli'de benim öğretmenken benim evime dedemin dervişi geldi. Duymuş, hocanın torunu vaaz ediyormuş diye geldi. Götürdüm eve, gece yatırdım. Adam kuruşu yok. Bir hacı onu ulaştırıyor. Gece bir teheccüd görüyor arkadaşım. Zangır zangır titriyor herif. Gözünden yaş akıyor. Ve apartmanı salladı yahu. Gözümle gördüm yahu. Öyle damla o gene vay yani anladın mı? İşte o ya Allah deyince koca kapı art yıkmış. İçeride Yahudilerin kahramanı at üstünde çift zırhlı duruyor. Hazreti Ali halledecek. Yukarıdan görüyorlar ya. Yavru demiş, çocuk yazık ediyorsun kendine. Gençsin demiş. Öleceksin. Vazgeç. Demiş, ben seni öldürmeye geldim Hazreti Ali. Yayadır, sadece elinde kılıcı var. Öteki attadır, çırp zırhlı, oku da var, her şeyi var. Sen beni nasıl öldüreceksin demiş. Ben demiş, Yahudilerin kahramanıyım. Arslanları bile yenerim ben demiş. Arslanları bile yenerim. Evet demiş, şimdiye kadar arslanları yendin ama... Annem bana Haydar derdi. Haydar Arapçada aslan demek. Erzurum'un minberlerinde Haydar, Ebu Bekir, Ömer, Osman Haydar diye yazar. Haydar aslan, Hazreti Ali'nin şeysidir. Anam bana Haydar der zaten demiş. Seni öldürecek olan aslan benim deyince kızmış bu. Yiğitliğine şey dememiş, yedirememiş inşattan. O öfkeyle, çünkü o isteki yaya, çocuk, genç, bu atta inmiş, aşağıya atlamış, Hazreti Ali'ye bir hücum etmiş. Hazreti Ali, peygamber nefesi almış adam, şimşek gibi kenara kaçmış. O huzur adam giderken arkasına varmış, bir indirmiş kılıcı, miğferi delmiş, vücudunu delmiş. İkiye ayırmış herifi, tek kılıç darbesiyle, ikiye. Allahu Ekber demiş. O sesi de duymuşlar. Elhamdülillah demiş peygamberimiz. Kazandık. Evet efendim. Şimdi ilem nektaşı bakın. Yiyecekleri yok. İçecekleri yok. Hasta ama peygamberin emrinden çıkmıyorlar. Yalpalamıyorlar. Ölsek de buradan dönmek yok. Peygamber dedi de çıkıyor bak. Zafer bizim diyor. Böyle işte.
Allah'a fedakarlık ederse insan, aha böyle, Fatih de ondan kazanmadı mı? 50-40 gün uyumadı, hiç yatağa girmedi. Kendine düşeni yaptı, geldi, top döktürdü ama gülüyorlarmış. Bizans İmparatorluğu çok eski imparatorluk, kuvvetli. Mümkün değil girmek, keyfi yerinde. Hiç uyumadı, aynı peygamber gibi sabaha kadar dua etti. Ondan sonra da girdiler içeriye. Biz bu ince noktaları hiç önemsemiyoruz. Bir namaz kılıyoruz, o da namaz kılınca çok namaz kıldık diye havalımızdan yanımıza varılmıyor. Esas ince noktalar, hayattaki bu noktalar. Açken komşu aç, ya ben acım demiyor, fedakarlık yapıyoruz. Medine'ye geldiği zaman peygamberimiz, sahabenin kendileri zaten şeydi, muhtaçtı. Ve üsürüğüne kendilerini, oradan gelenleri kendilerine tercih ettiler. Hasasa, ihtiyaçlar içinde olduğu halde Allah övüyor Kur'an'da onları. Aç kalmaya razıyım, al diyor. Onları da Allah yüceltiyor, aziz ediyor. Dünyanın parmak kısırdığı insan yapıyor. 3 kişi, 5 kişi olmasına rağmen Nim orduları ne yaptılar? Böyle Allah imtihan ediyor. Fedakarlık ettin mi de seni tutuyor, kaldırıyor. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. Allah bizi böyle kamil iman sahibi yapsın. Evet, işte birinci madde imandan olan şey. Kendin ihtiyacın olsan bile Allah'a inancından, peygambere inancından, tevekkülünden dolayı aç insanı doyuracaksın. Ona vereceksin. Bu imandandır. Evet, bu imandandır. Evet, nafakaya böyle iyale, çoluk çocuğu olur, kendine olur. Sonra kardeşin olur, yakınların olur, sonra memleketin olur, sonra uzak yere olur. Tamam, şeriatın usulü böyle ama ya komşu, ya fedakarlık edip veri vermek zorlanmadan dikkat edin. Bunları düşünüyor, ilkin bir yol çekiniyor. Tamam, bu da güzel de huy haline gelmesi. Huy, sahabede huy halindeydi. Bu imandandır. Evet, bu hadis-i şerifte zor durumda olana bildirmek, içirmek, sıkıntı için ona nafaka vermenin muazzam bir ecir olduğunu işaret vardır. İmkanı olanın bunu yapmasının gerektiğine ikaz vardır. İki, bir bu. Ve bezdü selam lil alem. Evet, Müslümanların tanıdığın tanımadığın her birine gavura selam verilmez. Çünkü selam dünyada da aziz ol, aziz ol, ahirette de aziz ol demektir. Hem dünya duasıdır, hem ahiret duası. Selam. Her türlü iyiliği içine alır. Gavura ahiret için dua edemeyiz. Neden? Kur'an-ı Kerim'e bak arkadaş. Ulaike la halâke lehum. Gavurun dünyada zengin, şu bu, nasibi var. Çalışıyor, alıyor. Sen yatıyorsun, vermez sana. Kanun öyle, çalışana. Çalışana veririm diyor Allah. Kanunu. Evet. Alıyor ama ahirette hiçbir nasibi yok. E böyle deyip dururken evet. Maalesef bunu da diyoruz. Dolmuşta gidiyorum. Dolmuşta gidiyorum. Tanıdığı televizyondan konuşuyorsun filan diye. Hocam dedi, bir Ermeni komşum var dedi. Allah ondan razı olsun dedi. Bana çok büyük iyilikler. Dur. Bu adam kasten bunu söylese gavur olur. Gavurdan Allah razı olur mu lan? Kur'an'da ya Allah'ın düşmanı diyor ya. Bir bilgisizlikten dolayı ama kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bu adamı döverler arkadaş. Yani bana dayakçı hoca diyorlar ama öbür tarafta döverler canım. Ya öbür tarafta döverler. Kabirde döverler. Öbür tarafta döverler bu adamı. Gavura bir şey denir mi ya? Allah hidayet versin denir. Allah ondan razı olsun denir mi lan? Dur dedim. Dur. İyi insan olabilir. Sen de ona karşılık vereceksin. Müslüman iyiliğin altında kalmaz. Ama ahirete hakkımız yok. Onda hiçbir nasip veri yok. Bunu herkes söylüyor ya. Olmaz. Evet efendim. Evet, selam da verilmez. Çünkü selam ahirette de ebediyen iyiliğine dua etmek demektir. Küçük büyüğe selam verir. Az çoğa selam verir.
Geçen adam duran adama selam verir. Usul bu. Ama vermiyorsa sen ver. Dursan da sen ver. Selam vermek ibadet yahu sünnet. Almak farz biliyorsunuz, ibadet işliyoruz. Birbirinize selam verin diyor Peygamberimiz. Kalpleriniz birbirine ısınır. Selam verirken selamünaleyküm Ali. Yok yok böyle döneceksin, gözlerin içi gülecek. Selamünaleyküm Ali. Diyeceksin arkadaş. Kin, nefret, haset duygularından arınmış bir kimse olduğunu ona selamın anlatacak. Ben senin kardeşinim, seni seviyorum. Dua ediyorum bak. Böyle biz selamünaleyküm selam böyle selam verilmez. Efendimiz dönüyormuş. Gözlerin içi gülerek selam veriyormuş. Sen de onun ümmetisin, ona inanıyorsun. Sana bunları söylüyorum. Evet. Selam. Tanıdın tanımadığına selam vermek. Selam vermek. Dışarıdan geldi mi ev sahibine selam verirsin. Dışarı giderken ayrılırken selam vereceksin evdekilere. Selamı bir kişi alırsa sorumluluk biter. Hani bir meclistesiniz, geldiniz. Selamun aleyküm dedi. Evet. Ve aleyküm selam dediniz. Bir tanesi sorumluluk bitti. Hepsi oldu. Eyvallah. Karnı arınmaz. Ama bir kişi kurtarır. Hiçbir selam vermedi, almadı selamı. Hepsi sorumlu. Selamı vermek sünnet, almak farz. Hepiniz sorumlusunuz. Hesap edeceksiniz. Yalnız namaz kılmamaktan değil. Selamün aleyküm diyor. Merhaba, merhaba diyor. Hayvan lan, merhaba olmaz lan. Selam başka, merhaba başka. Maalesef bu kadar bilgisiziz. O adam kötü niyeti yok. Ama bilgi sıfır. Selamın, merhaba selamın yerini tutmaz. Selam verdikten sonra oturursun, merhaba. Rahat otur, benden korkma. Güven bana. Merhaba bu demek. Merhaba bu demek. Selam başka. Dünya ahiret duası. Evet efendim, öyle diyor. Merhaba, merhaba diyor. Ya selamı alacak farz. Selam almak farz. Bir, iki. Şimdi adet bu. Bilgi sıfır. Selamünaleyküm alır. Aleyküm selam. Olmadı. Ve aleyküm selam. Ve ilave edeceksiniz. Ve ilave etmezseniz ne demek biliyor musun? Ben de bir sizin gibi aciz adamım. Hasan Basri Çantay Hoca'nın rahmetlinin mealine bakın. Ve izâ huyyutun bitahiyyetin fehayyü bi ahsene minhâ. Size selam verildi mi? Güzel olarak alın onu. Güzel nedir? Onun ettiği duadan daha yakışıklısını edeceksin, fazlasını edeceksin. Ama şimdi Anadolu'da selam aleyküm selam. Yok aleyküm selam değil. Bu dirilişteki herifi de yazarı geldi ben ziyarete de çağır gelden dedim şunu öğreteyim. Aleyküm selam, aleyküm. Şeyi öğretti. Sağla yiyorlar dikkat ederseniz solla yemiyorlar. Söyledik. Şu selam da öğret. Çünkü herkesin örneği o. Ve aleyküm selam desin ya. Ve aleyküm selam. En azından ve. Ve aleyküm selam. Unutmayın. Arkadaşlarınıza, kardeşlerinize öğretin. Arkadaşlarınıza öğretin. Ve aleyküm selam. Yani hem bana hem sana hem de tüm müminlere iki cihan selameti, izzeti, kuvveti, Allah'ın yardımı, afiyeti senin olsun. Ne kadar güzel duadır. Onun için gavura verilmez. Ha gavur olun, bonjour, bonjour. Good morning, good morning. Eyvallah. Ha günaydın, günaydın. Tamam. İyiliğin altında kalmaz mümin ama selam başka bir şeydir. Ahireti içine aldığı için selam, gavura selam verilmez. Bir, rakı içiyor adam, şarabı koymuş. Evet, içiyor. Selamünaleyküm Ömer. Ulan dur, rakı içene selam verilmez ulan. Yaptın çok güzel, devam et. Anlamını taşıyor çünkü. Şarap içmek iyi mi lan? Sen Müslümansın. Bilmiyorum hocam. Türk ceza kanunu madde. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Yani yine dayak yiyeceksin. Yani burada değil canım. Yani dayakçı hoca demeyin. Öbür tarafta dayak yiyeceksin. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Türk ceza kanunu da var. Rakı içene, şarap içene, günah içinde olana selam verilmez. Çok iyi yapıyorsun. Devam et. Anlamına geldiği için. Maalesef bunu yapıyorlar. Ezan sırasında selam verilmez. Ezanı dinlemek mecburiyetindeyiz. Geçen de söyledim. Geçen sene. Sigara içiyordum. Bu kardeşim Müslüman.
Ama bilmiyor. Ulan ezan okuyan sigara içilir mi ya? Sen Müslümansın yahu. Ezan hakaret yahu. Kağıt oynuyor. Şiş, düşüş. Ezan okunuyor lan. Sen nasıl Müslümansın? Ezanı dinlemek zorundayız. İmanımızın özü bu. Ne diyor İmam Mehmet Akif? Bu ezanlar ki dinin temeli. Demiyor mu? Evet doğru. Sen de Müslümansın. Ondan söylüyorum böyle bağırıyorum. Ya niye kağıdı bırakmıyorsun? Niye sigarayı bırakmıyorsun? Neden şarabı bırakmıyorsun? Bacak bacak istinamiz. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber değil. Müezzin efendi. Gel. Getir kitap getir. Sana 10 tane kitap getireceğim. Müezzin efendi. Ben senin amirin değilim. Allahu Ekber, Allahu Ekber değil. Kızma bana. Kardeşin ben senin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. El ezanu cezmün vel ikameti cezm. Ben burada söyledim bunu ya. Önemli sünnet. Peygamberin emri. Peygamberin bir sünnetini yıkmak ne kadar veballi biliyor musun? Niye önemsemiyorsunuz bunu? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kızma bana yani. Kardeşin olarak söylüyorum. El ezanu cezmün vel ikameti cezmün. Hadistir. Bakın fıkıh kitaplarına. Hepsinde var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Araplar böyle okuyor. Bırak Arapları. Doğru dürüst iman bile yok onlarda. 6 sene Suriye'ye gittim. İman da şüpheli. Bu devlet yıkılır dedim. Yıkılıyor işte buyurun. Elhamdülillah bizde gene iman var. Küpheli delikanlı gitti. Tankın altına yattı. Çırılçıplak karı yattı. Demek iman var. Günahkarız ama onlarda o da yok. Şüpheli. Onun için başları beladan kurtulmuyor. Etmeyin, eylemeyin. Hocam, sen örnek adamsın. Peygamberin sünnetini son derece önemseyen bir milletin çocuğusun. Araplarda sünnet yok. Kabe'de sünnet yok. Tesbih yok. Sünnettir. Aziz milletimiz Müslüman olduğundan beri sünnetleri kılar. Tesbihini çeker. Sen de onların ahfadısın. Niye sen Allah-u Ekber, Allah-u Ekber de peygamberin hadisini çiğniyorsun. Araplar çiğniyor diye. Lütfen dikkat edin, bu kadar basit değil. Buralardan kaybediyorlar. Bu aziz millet sünnetlere bağlı bakın. İki yer kanda olsa farzın dışında sünnetleri kılmadan kimse çıkmaz memleketimizde. Hadi bul bakayım Suriye'de, Bağdat'ta, Mısır'da, Kabe'de hadi bul sünnet kılan adam. Onun için Cenab-ı Hak tokat vuruyor onlara. Elhamdülillah bozmayın lütfen dedelerimizin, atalarımızın bu saygısını. Bozmayın. Basit zannetmeyin bunları. Allahu Ekber, Allahu Ekber önemli. Evet, sünnet kılmak önemli. Sağ elle yemek önemli. Sünnet. Sol elle yemek haramdır demiyorum. Ama sünnet sağ elle yemek. Sağ elle yazmak. Sağ elle merhaba demek. Sağına yatmak. Sağından kalkmak. Camiye gereken sağ ayağıyla girmek. Sünnet bunlar mübarek. Önemli şeyler bunlar. Peygamberin sünnetini yaptın mı? Allah insanları aziz ediyor. Aziz ediyor. Evet, önemli olan nokta bu. Buna çok önem vereceksiniz. Basit şeyler. Hocala basit diyor. Yanlış, yanlış. Bu basit demedi. Hacı Bayram Veli oldu bu mübarek zat. Bunlardan dolayı Hacı Bayram Veli oldu. Peygamber sünnet tam uyduğu için. Bu da eskiden öyleymiş. Biliyorsunuz Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin olayını anlatacağım. Büyük alim, bir kere ilim lazım, kafa lazım, kabiliyet lazım. Bu güzel bir adam. O da büyük bir alim, duymuş, gelmiş buraya bir şey edecek, irfan öğrenecek. Hacı Bayram Ali Hazretleri de sokakta para topluyormuş fakir fukaraya. Ha demiş ya. Şey adam demiş, sokakta param toplar ya, hadi hadi. Böyle şeyh mi olur? Hadi bakalım, Halep'e gitmiş. Mısır'a gidecek de orada şeyh bulacak. Büyük alim ya bu. Şöyle dört dörtlük bir şeyh bulacak. Halep'te uykuyu yapmış. Rüyasında bir zincir, boğazında zincirin uzu Ankara'da. Bir bakmış, Hacı Bayram'ın beğenmediği adamın elinde zincirin ucu. Hemen uyanmış, doğruca gelmiş. Hazret de biliyor bunu. Alim adam, yetenekli adam, adam etçi onu.
Evet. Gidiyor ırgatlarla beraber ekin yoluyor tarlada. Talebeler böyle tembellik yok. Şimdiki şeyler öpülen elimi bedava öpmek yok. Kebap gelsin, lüks araba gelsin. Yok öyle şey. Bak Hacı Bayram'ın talebesiyle ekin yoluyor tarlada. İslam bu. Adam olmanın yolu bu. Geliyor, hiç hoş geldin demiyor. Hiç hoş geldin demiyor. Yemek zamanı geliyor, ayırıyorlar, köpekleri var. Köpeklerinkini ayırıyorlar, insanlarınkini ayırıyor, ırgatların. O gene buyur demiyorlar. Buyur demiyorlar. Adam da çok zeki, akıllı. Akşamseddin hatasını anlıyor, kibirlendi ya. Bu adamdan şey mi olur ya dedi ya, sokakta para dinlemiyor. Gitmiş köpeklerle beraber köpeklerin tabandan, köpeklerin yalından yemeye başlamış. Ulan demiş köse, çabuk anladın meseleyi demiş, gel buraya. Önce almış ve adam etmiş. Zaten alim adam, ilim sahibi adam. Demek istediğim nefsini öldürmüş. Evet, böyle adam olur. Burun kıvırdı ya. İlim yetmiyor yani. İlle bu peygambere uymak önemli. Peygambere uymak önemli. Güzel mübarek adam. Ah, bu Suudlular çok yanlış iş yapıyorlar. 1969'da Ebu Eyyub Ensari'nin evi duruyordu. Ben hacca gittim de görmüştüm. Efendimizin misafir kaldığı ev. Onları yıktılar. Oraları hep de gökdelenler diktiler. Ulan onları ellemen yok. Ellemen de peygamber nasıl yaşamış bir görelim ya. Tamam inanıyoruz da görmek başka. Yıktılar onları. Biz yine görebildik ama siz göremiyorsunuz. Evet, o koca kainatın hürmetine adı Muhammed Mustafa toprakta yattı kalktı arkadaş. Senin gibi ortopedik yatak yoktu. Karayolu yoktu. Apartman yoktu. Işık yoktu. Öyle musluktan akan su yoktu. Öyle. Öyle mütevazi. Yerle bir, toprakla bir. Biz ona benzememiz lazımken bir hacca gidiyoruz. Öpülen mi? Bu el Hacer Esved'e değdi. Allah havamızdan yanına varılmıyor. Tövbe ya Rabbi. Halbuki önemli noktalarda işte kaybediyoruz. Evet, Allah bizi ıslah etsin. Efendim selamdan bahsediyoruz. Gavura selam verilmez. Sigara içene selam verilmez. Kızmayın bana beyefendi. 1996'da Amerika'dayım. Onlar çağırdı benim doktora tezimden dolayı. Bir de İngilizce öğrenim dedim orada. İngilizce okuluna gittim. Onu da söyleyeyim. Kendi övmek için söylemiyorum. Bir Müslüman gavurların içinde kaldığı zaman eğer kendi davranışlarından dolayı Müslümanlığa laf getirirse sabaha kadar alnı secdede delinse kurtulamaz. Müslümanlığa laf getiriyor çünkü. Şimdi ben gidiyorum Almanya, şimdi yaşlandım gitmiyorum da çok gittim. Gavur diyor ki hepsi sahtekar, hile yapıyorlar. Müslümanlar böyledir. Müslümanlara laf ettirdim mi bitti iş. 10 defa hacca git kurtulamazsın. Bunu bildiğim için ben 59 yaşında okula gittim. Gece gündüz çalıştım. 4 sene, 1 senede birincilikle bitirdim. Gözümü kaybettim çok çalışmaktan. Fotoğrafımı oraya. Buna mecburum. Evet. Ve kezalike cealnâküm ümmeten vasaten litekûnû şuhadâ alennâs. Müslüman örnek insan olur. Müslümanlara söz getirmez. Benim hocalarım falan hiç çökmez. Müslümanlar böyle uyuz. Çünkü ötekiler çalışmıyor. Ödev yapmıyor. Kansılır dedi ki sen bunlara benzemiyorsun dedi. Müslümanlığı onlar her gün televizyonda hırsız, tinerci, şu bu uyuz gösteriyor Yahudi televizyonları. Müslüman böyle olmadığını göstermek zorundayız. Farz. Bu farz. Hem sene hem bana farz. Mecburum. Gözüm kaybolsa da çalıştım. Elhamdülillah Allah da yardım etti. Fotoğrafı bastırdım. Müslüman böyle olur dedirttim. Elhamdülillah. Allah'ın yardımıyla. Sen de. Kötü hareketinden dolayı Müslümanlık buysa dedirttin mi bittin arkadaş. 10 defa hacca git kurtulamazsın. Öyle bir sorumluluğumuz var bizim. Allah öyle emrediyor. Bunu her zaman düşüneceğiz. Efendim selamı Müslümana vereceğiz.
suç işleyene vermeyeceğiz. O işte sigara konusunu anlatıyorum. Fıkıh kitabı mekruh yazar. Çünkü fıkıh kitabı yazıldığı zaman sigaranın ne olduğu bilinmiyordu. Kötü bir şey ama haram olduğu kesin delille bilinmeyen bir şey haram diyen kafir olur. Harama helal diyen kafir olduğu gibi helal haram diyen de kafir olur. Onun için İslam fukahası bir kesin delil yok. Onun için mekruh dediler. Ama ben haram diyorum. Bu şeyler bildiğim halde. Niye? Amerika'da 4000 üniversite vardı 1996'da. 4000 üniversite. Ben de ilim adayım. Çağırdılar onlar. Gittim hepsine. 4000 üniversitenin İslam'la ilgisi yok. Laboratuvar ilim adamları sigaranın müthiş bir zehir olduğunu gördüler. Clinton Cumhurbaşkanı o zaman başkan yasak et dediler. Bu insanlığın katili bu sigara. Clinton da o sigara fabrikatörlerinden seçim yardım almış. Gebe gidemiyor üstlerine. Ben oradayım. Ne yaptılar? 4000 üniversite birleşti. 4000 ilim adamı laboratuvar bulduklarını koydular. Ben de oradayım. Terazide buldular. Deneyde bulduklarını koydular ortaya. Sigaranın en müthiş zehirlerden biri olduğu ittifakla kabul ettiler. O zaman ben dedim ki sigara haramdır. Şimdi de diyorum. Getirin istediğiniz hocayı getirin. Hangi fıkıh kitabında zehir içmek helaldir diyor. Getirin. Zehir içmek haramdır. Zehir olduğu da kesin. Bütün dünya kanun çıkardı ya. Kesin olması kanun çıkarır mı? Onun için sigara içenler vazgeçin. Haram işliyorsunuz. Ben kimsenin hakkını yemiyorum. Durumum iyi. Hayır. Şarap içmek nasıl haramsa sigara haram. Zehir. İktidarsızlık yapıyor. Dolabım doldu. Dünyanın her tarafından kağıt geliyor. Bulanlar söylüyor. Doktora yaptıracağım öğrencilere. İktidarsızlık yapıyor. Erkekliği kayboluyor. %100 değil ama bir sebebi bu. Kadını kısır yapıyor. Bulunan şeyler bunlar. Gerizekalılık yapıyor. Bulunan şeyler. Kanser yapıyor. Kanser yapıyor. Böyleyken en büyük zararı da yanındakine. Masum çocuğun yanında baba içiyor. Evet. Hafıza sorun hocaya. Yevme yefirul mer'u min ahihi ve benihi sahibetihi. Kişi o gün oğlundan kaçacak, karısından kaçacak, arkadaşından kaçacak. Niye? O çocuk masum. Sigara içiyorsun, zehirliyorsun onu. Zararlı. İlmen kesin zararlı. Evet, iş başa düştü mü can benim can derdine düşecek. Babamdan hakkım alacak diyecek o çocuk. Eynel mefar, kaçacak delik yok mu diye kaçacaksın. Orada kaçacak delik yok. Etme güzelim, etme kardeşim. Bırak sigarayı. Çocuğunu zehirleme, hanımını zehirleme. Misafirliğe gittiğin yerde oturduğun arkadaşları zehirleme. Evet, bu da öyle. Sigara içene selam verilmez yani. Ağzında sigara varken, elinde sigara verirken. Yoksa dedikodu da haramdır. Dedikodu edene selam verilmezse adam bulamayız. O anda selam verilmez sigara durumundayken. Şarap içerken evvelce içmiş, tamam. O anda veremezsin şarap başındayken. Onu söylemek istiyorum. Tanıdığına, tanımadığına selam vermek huy haline gelecek. Huy haline. Evet, şimdi arkadaşlara yarı şaka söyledim. Ben sizin kardeşinizim. Ben resmi görevli değilim. Sizi sevdiğim için bu mübareğin hatırına geliyorum buraya. Bundan şefaat umuyorum. Senin camide öttüm ben. Her zaman yardım et diyeceğim yarın. Ona geliyorum ha. Sen beni aferin desin diye değil. Böyle büyük adam bu. Biliyorum. Arkadaşa şaka yol dedim. Bıyık yok, sakal yok. Ulan ben sana nasıl selam vereyim? Kadına da ceket giyiyor, pantolon giyiyor. Frenk gömleği giyiyor. Sigara kovuyor da erkeği olduğunu anlayayım. Karıya selam verdim. Ulan hocaya bak be. Karıyı güzel gördü selam verdiler sonra. Dedim arkadaşlara şaka yok ama doğruyu söylüyorum. Basit zannetmeyin ya. Erkekliğimiz belli olsun ya. Erkek miyiz kadın mıyız ayrılalım ya. Erkek erkekçe giyinecek, erkekçe süslenecek. Kadın kadınca. Benim lanetler kitabım var okuyun. Yürüden geçti ilim heyetinden. Ayet hadislerle kim lanetli kim değil
Erkek erkeğe benzeyecek, kadına değil. Kadın da kadına benzeyecek. Giyimde, kuşamda, yürüyüşte, konuşmada, her şeyde. Lütfen bana kızmayın. Ben kardeşiniz olarak sizi uyarıyorum. Güneşi bilirsiniz, kabul etmemek, edip etmemekte. Evet, tanıdığına tanımadığına selam verirken bunlara şey ettik. Bu huy haline gelecek. Vel insaf min nefsik. Kendine insan acıyacak. Evet. Parmağın kesseler razı olur musun? Oo, acır çünkü. Ama şarap içiyorsun. Haram işliyorsun. Dedikodu yapıyorsun. Beyefendi. O da senin canını okuyacak. Canını okuyacaklar. O da parmak kesmekten daha şiddetli. Dedikodu yapmak kul hakkıdır. İki günahtır. Bir, Allah dedikodu yapmayın diyor. Bir, Allah hakkı. Bir de onu biliyor. Hani çift çarşıdır. Kul hakkına giriyor. Ya adamı helalleşeceksin. Arkadaş ben sana fitarda böyle demiştim. Diyebilir misin? Nasıl diyeceksin? Yoksa öldürür adam seni. Ha, o karı mı? Filan yapıyor. Nasıl diyeceksin herhalde senin karı böyle diye. Böyle dedikodalı yapıyoruz biz. Önemsemiyoruz. Kul hakkıdır. Helallaşmadan Allah girmiyor oraya. Kendi haklarını affediyor. Evet. Yalvarırsan ama kul hakkına hakkını almadan, adam helal etmeden anır. Onun için kendine acı diyor Peygamberimiz. Adaletli davran. Gıybet etme. Kendine acı. Şarap içme. Sigara içme. Haram yeme. Kendine acı. Hesabını sen vereceksin. Kendine acı. Bu sende huy haline gelsin. Evet. Bir. Neydi? Zor durumdaysan bile zor durumda olanları tercih edip vermek. İki. Herkese, Müslümanlara selam vermek. Üç. Kendine acımak. Adaletli davranmak. Haramlardan, şüpheli şeylerden uzak durmak. Şüpheli şeylerden uzak durmak. Evet. Bir hoca böyle söylüyor. Şimdi çıkıyor. İlahiyat profesörü. Ben Ehl-i Sünnet ve Cemaat Hanefi mezhebini konuşuyorum. Her yerde söylüyorum. Ben ilim adamıyım. Her şeyi konuşabilirim. Mehdi kimmiş lan? Aslı yok. Mutezile görüşülür. Oryantalistlerin görüşülür. Miraç falan bırakın ya. İsa Aleyhisselam öldü ya. Çoktan öldü. Etme hocam. Etme hocam. Bu millet 1000 senedir buna inanıyor. Bu şefaat muat hikaye bunlar. Cennet cehennem hikaye diyen de var. Ya Kur'an'da var ya. Öyle hocalar. Şimdi sen de işin aslını öğrenmezsen 4 tane kitap göndermişler bana. Oku da adam ol diye. Öyle kızmış ki bir de tehdit ediyor. Öyle adamların konuşmasına kapılmış. Sen diyor aksini söylüyorsun diyor. Bir şey bilmiyorsun. Oku da öğren diye. 4 tane kitap göndermiş. Problem değil. Daha başka şeyler de var. 3 defa öldürmeye kalktılar. Kaderimde ne varsa razıyım. Ama bana düşeni yaparım. Tedbirimi alırım. Evet. Kaderde neyse olacak. Bileceksin aslını. Burada bir şeyler söylüyorum. Git bak. Elmalı Hoca'nın tefsiri resmi tefsirdir. Bak oraya Kur'an'a bak. Hasan Baş Çantay Hoca İstiklal kahramanlarındandır. İlk meclis üyelerinden. Bak oraya. Bak onların tefsirine. Bak Asım Köksal Hoca'yı söylüyorum rahmetli. Onun eserine bak. Din kurulu başkanıydı. Resmi şeyler söylüyorum sana. Araştır. Araştır. Öyle ezbere Müslümanlık olursa basit şeylerden çok kaybediyoruz. Bakın 3 şey söyledik. Bunları zaten yapıyoruz, yapmıyoruz. En basit yerde kıvırtıyoruz, kaybediyoruz. Evet. En basit şeyde, evet. Kaybediyoruz. Şimdi misal veriyorum. Evet. Benim saatim hangi kolumda? Sağ kolumda. Sol kola takmak haram değil arkadaşlar. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada, bu hocamdan okudum. Bu 2. defa deviriyorum bunu. Hocamın önünde hariç. 2. defa deviriyorum. Öğrendim. Sağı tercih edin diyor. Teyemenu fi külli şey. Her şeyde sağı tercih edin. Pis şeyler hariç. Tuvalette solu tercih edeceksin. Tuvalette elinle yıkanacaksın. Sol elinle. Sağ elinde mubah, helal şeyleri sağı tercih et. Peygamber'in evri saat takmak mubah bir şeydir.
bu emre binaen takıyorum bu niyetle. Sen de tak. Belki bunun yüzünden cennete gidersin. Peygamber'e uyma niyetinden dolayı ibadet olur. İbadet olur. Sağla yemek. Peygamber sağla yiyin dedi. Kül bi yeminik. Sağla ye. Sağla iç. Evet. Bismillah de. Sen millaha. Bismillah diye başlayan Peygamber'in bu sözlerine uydunuz mu? Efendi uymak sözünün niyetinizden dolayı köşeyi dönersiniz, dönebilirsiniz. Evet. Döndüm diye de hava atmayın. Son nefese kadar kimin ne olacağı belli değil, değil mi? Onun için kusurların göz önüne getireceğin her gün yatarken şimdi ikinden sonra güneş doğdu, yükseldi, öğle vakti oldu. Ondan sonra da indi aşağıya. Biraz sonra ne olacak? Batacak. Akşam yatarken ben de doğdum, büyüdüm, adam oldum. Şimdi de ihtiyarladım. Bir süre sonra da kara yere gireceğim. Bunu düşüneceğim. O gün kabir sualine binen adamsın, Müslümansın. Kabire varınca da bana sual sorulacak. Bugün iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Her gün gününün muhasebesini yapacağım. Abdestli uyu lan. Farz değil. Ama gece ölüm gelirse abdest olsam garanti mümin olarak ölüyorsun. Abdestli gez dışarıda. Mecbur değilsin. Abdestliyken ecelin gelse araba çarptı öldün. Garanti müminsin. İmanın garanti. Abdestliysen. Bunun için yani bak basit şeyler bunlar ama kazandırıyor. Bunlar basit görme. Evet peygamberin sünnetlerini hayatında rehber edin. Aziz ol. Öyle diyor bu zat. Biz de onları size aktarıyoruz. Kendine acı diyor. Peygamber'e şiit. Evet. Selamı vermek güzel ahlaklığın güzel şeyidir. Karşındaki adamı küçük görmemenin alametidir. Arada kin, nefret olmadığının alametidir. Birbirinizi sevindirir. Kalplerinizi birbirinize ısındırır. Evet. Selam vermek böyle. Yüzün gülecek, döneceksin. Evet. İhtiyaç halindeyken infak edersen Allah sana Allah'a güvendiğinden dolayı bu tereddütsüz inandan daha çok verir. Daha çok verir. Allah bu duygundan dolayı, imanından dolayı, kendine güvendiğinden dolayı daha çok verir. Dünyaya tapmazsın. Dünyaya taparsan Allah'ın haramlarını çiğnersin. Ahireti düşünürsün. Evet, dört dörtlük dengeli yaşarsın. Dengeli yaşarsın. Evet, bu peygamberin bu şeylerini basit zannetmesen Allah'a güvenmenin kemali, tevekkülün kemali böyle olur. İmanın kemali böyle olur. İslam insanı işte böyle güzel insan yapar peygamberin sünnetleriyle diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Evet, şu söylediğimiz hadis هَذِهِ جَامِعَةٌ لِخْصَالِ الْا۪يمَانِ İman hasretlerinin hepsini toplayan bir hadistir. Tabarani İbni Abdülber Ammar bin Yasir. Allahu Ekber. Ammar bin Yasir biliyorsunuz. Yasir ilk Müslümanlardan. Hanımı da. Ammar da onların oğlu. Yatırmışlar işkenceye. İki ayaklarını demir deveye bağlamışlar, kamçılamışlar. Diriyken böyle devirler gidince adamı parçalıyorlar. Ammar da orada. Onlar La ilahe illallah Muhammed Resulü demekten asla dönmemişler. Şehit olmuş, ilk şehitlerdendir. Ammar onları görünce Müslüman, içi Müslüman ama o acıyı görünce böyle resmen bacağı ayrılmış, bağıra bağıra Hütyan'a gitmişler. Tamam demiş, ben o Muhammed'i sevmiyorum demiş. Onu rahat bırakmışlar. Bunu da bir sahabi görmüş. Onun öyle dediğini. Ya Resulallah, peygamber de manzarayı görüyor. Benim gözlük gibi cam gözlük yok onda. Peygamber gözlüğü var. Her şeyi görüyor. Allah ona o yetkiyi vermiş. Ya Resulallah, Ammar gitti demiş. Yok yok gitmedi, o bizden demiş. Ammar bizden, biz Ammar'danız. İman onun etine kemiğine işledi. Ama o ruhsatı yaptı, canını kurtardı. Ölümden kurtulmak için böyle denebilir. Kalbin inanıp dururken ölümden kurtulabilirsin.
dayaktan kurtulabilirsin, işkenceden kurtulabilirsin, için inanıp dururken. Ama annen baban kahramanlığı yaptı, cennetin en üst noktasına gitti demiş. Bu Ammar böyle şey derken ağlayarak varmış. Yazar iki çeşme, mahvoldum. Niye oğlum? Senin aleyhinde konuştum ya. Hayır oğlum, hayır oğlum. Uçturma söylüyor benim söylediklerimi. Annen kahraman, sen ruhsatı yaptın. Sen bizdensin, biz sendeniz. Vah Ammar vah! Seni azgın bir kavim öldürecek demiş. Peygamber gözlüğü, peygamber gözlüğü ta yıllar ötesini görüyor. Hazreti Ali ile işte bu Emeviler çarpışıyor. Ammar Hazreti Ali taraftarıdır. Evet. Ne diyor bak? Vah Ammar vah! Seni azgın bir kavim öldürecek. Karşı taraf azgın diyor. Peygamber sözü bu. Hadis bu. Ama biz gene de Muaviye'nin, Hazreti Muaviye'ye kesinlikle aleyhine konuşamayız. Yezid'in aleyhinde de konuşamayız. Neden? Muaviye sahabidir. Vahiy katibidir. Peygamberin duasını almış adamdır. Çok zeki adam. Yezid de, oğlu Yezid de İstanbul'u fetheden kumandan, ne güzel kumandan, asker ne güzel askerdir. Hadis var mı? Fatih de o hadise masada konmak için geldi. Yezid de ordusunu toplamış, İstanbul fethine gelmiş. O orduda bulunanlardan birisi de Ebu Eyyub'ül Ensari'dir. Emrinde. Biz ağzımız susarız. Yani Hazreti Ali'yi sevmek, Hazreti Hüseyin'i sevmek, Muaviye küfretmeyi gerektirmez. Aziz milletimizin yolu da budur. Biz Ehl-i Sünnet inancındayız. Ben İran'da bu Muharrem ayındaki şeylerde bulundum. İncelemek maksadıyla. Kitaplarda okuduğumuz acaba nasıl diye. Ben de böyle vurdum. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin diye araziye uydum. Küfrediyorlar Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, hele Hazreti Muaviye'ye. Allah lanetler, küfürler. Sahabilere dil uzatan bana dil uzatmış olur. Bana dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur diye hadis var. Onun için bizim yolumuz orta yoldur. Biz Ali taraftarıyız, Hüseyin taraftarıyız ama ötekilerde küfür etmeyiz. Onları da sevmeyiz. Biz dengeli Müslümanız. Bu atalarımız bu yolu açmış, böyle devam edecek. Böyle peygamberin ötekiler de öyle. Ebu Bekir diyor, bu insanların üzerine doğduğu insan güneşin en muazzam insandır. Peygamber sözü. Benden sonra diyor peygamber geleceğiz. Ömer olurdu diyor. E o da nasıl, bunları atalım mı yani? Böyle şey öyle Osman iki kız değil bin kızım olsa verirdim sana Osman diyor. E bunları sövülür mü? Bizim yolumuz en güzel yol. Asla onları terbiyesiz kelimeler söylemeyiz. Maalesef buradan da kul hakkı gidiyor ya. Onların hakkını helal etmeden sınıfı geçemezsin. Asla biz bunları söylemeyiz. Evet, onu söylüyorum. Bu Ammar da anlaşılıyor ki karşı taraf haksız. İktidar mücadelesi. Vah Ammar vah, seni azgın bir kavim öldürecek. Karşı taraf öldürmüş, şehit olmuş Ammar. Hazreti Ali'nin askeriyken. Vah Ammar vah, seni azgın. Neyse biz gene de susarız. İmam-ı Azam Hazretleri onu söylüyor. Ali Osman içinde diyor, sus, konuşma. Ütruk emre Osman ve Ali'in ilallahü teala. Sus, konuşma. Bizim hocamız böyle söylüyor. Bunlar da, mübarekler de aynı yoldan geldiler. Biz de aynı yolun gelen atalarımızın çocukları olarak bunların yolundan gideceğiz. Efendimizin sözlerini kendimize rehber edineceğiz. Şimdi efendim, bak söyledim, ne güzel milletiz. Sünneti kıldık, ikindi namazın sünneti. Değil mi? Ya hoca var şimdi. İkinci namazın sünneti kılınır mı ya? Diyen. Siz bunlar kulak asmayın. Kılın. Hani işiniz çok acele. Uçağa yetişeceksin, arabaya yetişeceksin. Bir şey oldu. Ha Osman. Osman bırakabilirsin. Gayrimekke'de bu demek. Yoksa bilip dururken, rahatken bırak demek değil. Gayrimekke'de sünnetleri de hiç ihmal etmeyin. Ne varsa izzet sünnetlere yapışmakta var.
Peygamber sünnetlerini hayatımıza rehber edilmekte var. Şimdi sünnetleri kılacağız. Elhamdülillah. Devam edeceğiz. Evet. Tesbihlerimizi çekeceğiz. Namazdan sonra 3 defa estağfurullah diyen adamın namazındaki hatalar diyor. Peygamberimizin hadisi var efendi. Hatalarını melekler yazarken hataları yazmazlar, tam yazarlar diyor. Dörtte namaz kılabildiğimizi nasıl iddia edelim? Namaza duruyoruz. Hanım şunu ısmarlamıştı. Yarın ben şuraya gideceğim. Gelmiyor mu aklımıza? Bizim namazımız böyle ya. Ama Hazreti Ali namaza durmuş, bacağını yarmışlar. Dağlamışlar ateşle, sarmışlar. Namazı bitirmiş. Demiş, başlayın kardeş demiş. Demişler, biz birinci rekattayken senin bacağını yardık, dağladık, sardık Ali demişler. Namaz böyle kılınır. Ama beceremiyoruz, ne yapalım? Beceremiyoruz diye bırakmak yok. Bir gün tuttururuz ya. Bir gün tuttururuz inşallah. Evet, Allah bizi ıslah etsin. Ha işte bu sünnetlerden tesbihle bak diyor. 3 tane estağfurullah derseniz o namazı tam yazar melek diyor. Peygamber mi söylüyor? Bu sağ tarafını yazarken deyiver lan bunu. Niye? Estağfurullah, estağfurullah deyiver işte. Biz İstanbul'da vakfımız var. Vakfımızın altında camimiz var. Müsbülten izin aldık. Bunları yapıyoruz. Herkes geliyor. 70-80 kişi oluyor elhamdülillah. Ötekiyle Allah'ım edip ona da bir şey demiyorum. Mecburu değil bunlar. Bakın böyle bir avantajı var. Estağfurullah 3 defa derseniz namaz arkasında. Müezzin demese bile siz deyin. Namazınız tam yazar diyor. Hadis var böyle beyefendi. Benim kanaatim değil. Sabah namazında 7. Akşam namazında 7. Diğer namazda bir defa. Allahümme ecirni minen nar. Ve edhilnil cenneti mal ebrar. Bir rahmetike ya aziz ve ya gaffar. Ve zevvicni bihuril eyn. İmam söylerse bunu ve zevvicna diyecek. Allah'ım beni cehennem ateşinden uzaklaştır. Cennete iyilerle beraber cennete sok. Hurilerle evlendir. Derse diyor bir adam, huriler nikahları kıyılır. Cennet beraati verilir. Cehennemden kurtuluş beraati. Her namazın arkasında söyle lan bunu. Parası yok, pulu yok. Bu kadar basit lan, terlemesi yok, sıkıntısı yok. İlle söyle demiyorum bak. Söylemeyene de ayıplama. Söyle sen. Müezzin söylemiyorsa sen söyle. 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike dersen imanla garanti göçersin. Hadis-i şerif, Buhari hadisidir. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamd. Deyiver. Salaten tüncini oku. Sabah namazında. İstiklal Harbi'nde hükümetin genelgesi var. Namazların arkasında camilerde salaten tüncini okunacak diye. İstiklal Harbi'nin topumuz tüfeğimiz yok lan, 7 düveli denize dökmedik mi? Evet. Allah yardım etti. Salaten tüncine. Böyle emir var. Bunu da oku. Evet. Şimdi bu peygamberin sünnetlerini önemsediniz mi? Ne kadar büyük mükafatlar var. Mecbur değilsiniz. Mesela öğlen namazının sünneti, son sünneti iki kılıyorsunuz siz. Müekked olarak iki nikah. Ama diyor ki kitapta iki rekatı gayrimüekkededir. 4 kılarsan büyük müjdeler var. İşin yok, bir şeyin yok, emeklisin. Kıl lan, 4 kıl. Ben alıştırdım oraya, herkes 4 kılıyor şimdi. Tabii onu bilenler geliyor. Tamam, çarşıda illa böyle yapın demiyorum. Birazcık yapmasa be, sen buradan çıkarken konuşma. Şöyle, cuma günü namazın arkasından 7 kul huvallahu ahad besmeleyle, 7 falak, kul huvallahu rabbil falak, 7 kul huvallahu rabbil nas surelerini oku, her birini besmele. Bir hafta Allah seni muhafız melek yaratır, korur diyor Peygamberimiz. Beni 3 defa öldürmek istedi, öldüremediler arkadaş. Ben yaşadım bu işi, buyur sen de dene. Cuma'dan sonra, cuma namazından sonra konuşmadan, camiden çıkmadan bunları okuyor.